Alkollü içecekler ve tütün mamullerine ne zam geldi? Zam tabii ki vergilerden kaynaklanıyor. Hemen her 6 ayda bir artık alkol ve tütüne vergi bindirmesi yapılıyor. Bu iki kalem hazinenin en önemli gelir kaynaklarından biri oldu. Sürekli bu yolla vergi topluyorlar. Bu çok akıllıca bir yöntem değil. Bunu anlatmaya çalışacağım. Yan etkileri var. Ekonomik olarak yan etkileri var. Ama önce hukuki değil vicdani bir sorumluluğu yerine getireyim. Lütfen sigara kullanmayın. Sigara kesinlikle kansere yakalanma riskinizi misliyle arttırıyor. Ve kurtulunması en zor alışkanlıklardan biri. Kendimden biliyorum. Alkol konusunda ise çok basit bir kural var. İki kadeh içeceğim diye oturup şişenin dibini görüyorsanız lütfen tıbbi yardım alın. Çünkü alkolizm insanı hem kişisel olarak hem de iş gücü olarak mahveden bir alışkanlık. Öncelikle devletin, sosyal bir devletin bu tip kötü alışkanlıklarla mücadele etmek görevlerinden biri. Onu hiçbir şekilde yadsımıyorum. Ama mücadelenin vergilendirme yoluyla yapılmasının yanlış olduğunu iddia ediyorum. Bunda da yine videonun girişinde bir dizi kaynakça ortaya koydum. Videoda da en son Cumhuriyet'te çıktı. Cumhuriyet'te başka kaynaklarda çıktı. Ben Cumhuriyet'ten aldım. Yapılan saha araştırmalarının sonucunu göreceksiniz. Şimdi bu vergiler niye konuluyor? Ondan başlayalım. Dediğim gibi birincisi çok kolay bir gelir kaynağı. Yani vergi 2 lira arttırıyorsunuz. Sigaradan sırf 6-7 milyar geliyor. İkincisi bu yolla sağlığı koruma mücadelesi yapılıyor. Göya. Ki bu doğrudur. Yani yalnız hani devletin sosyal görev olmanın yanında ekonomik boyutu da var. İçki ve sigara bağımlıları aynı zamanda çok daha çabuk hasta oluyorlar. İş gücüne katılımları düşüyor ve devlete yük oluyorlar. Bunu da kabul ediyorum. Hiçbir konuda bir şüphe yok. Ama bir de şöyle bir şey var. Bu kerizler daha erken öldüğü için yeterli emekli maaşı alamıyorlar. Dolayısıyla aslında bunların net maliyeti devlete sanıldığı kadar fazla değil. Var net bir maliyetleri ve mücadele edilmeli ama o kadar da yüksek değil. Bir de bu sigara ve alkolden topladığımız vergileri, sigara ve alkol bağımlılığıyla mücadele yarsak yine hiçbir şeyim yok. Veyahut da Sosyal Sigortalar Kurumu'na kaynak olarak versek hiçbir itirazım yok. Ama öyle olmuyor. Genel harcamalarda kullanılıyor. Üçüncüsü, itiraf edelim. Bu vergilerin sebebi milleti tamamen caydırmak. Çünkü İslam'a aykırı. Bu da hükümetimizin İslamcı zihniyetinin bir tezahürü. İşte bu çok yanlış. Çünkü burası bir İslam Cumhuriyeti değil. Şeriat devleti de değil. Biz laik, sosyal demokrasiyiz. Herhangi bir hükümet kendi ideolojisini dikte ettirmek için vatandaşların tercihlerini değiştirmeye zorlanmamalı. Diyeceksiniz ki ama bunlar zararlı. Doğrudur. Ama bir kere devletlere veya hükümetlere zararlı olan her şeyi yasaklama hakkı verirseniz oyun biter. Bunun örneklerini Türkiye'de görüyoruz. Mesela bütün porno sitelerine erişim yasak. Niye? Çocukların erişmesini aileler engellesin. Yetişmiş birisi niye porno seyredemesin? Ne şekilde topluma zarar veriyor bu? Böyle bir sürü şey var. Mesela doymuş yağlar sağlığa çok zararlı. Kolesterol yükseltip kalp krizine sebebiyet veriyor. Niye bunları yasaklamıyorsunuz? Çok tuz sağlığa zararlı. Tüm bunları yasakladınız mı? Yasaklamadınız. Seçici olarak bazı zararlı şeyleri yasaklamanız bir ideolojiyi takip ettiğinizi gösteriyor. Başka örnekleri de var. Yani saat 10'dan sonra süpermarketlerden içki almak niye yasak? Öğlenliğin mi içsin millet? Spor müsabakalarında hadi damıtılmış içkilerden vazgeçtik. Bira şarap reklamı niye yasak? Yani bu dünyanın her yerinde yapılıyor. Spor takımlarının üniformalarına reklam almaları niye yasak? Niye diyeceksiniz yani yasak olmasın? Çünkü çok basit bir sebebi var. Türkiye'de milli içkimiz rakı. Bunun çok fazla bir ihracat potansiyeli yok. Yani Batılılar bu içkiyi sevmiyorlar. Bölgemizde de herkes bizim kadar rakı üretiyor ve Yunanlıların, bütün Balkan ülkelerinin, bildiğim kadarıyla bütün Arap ülkelerinin kendilerine göre rakı benzeri içkileri ve özel bir kültürleri var. Hani ihracat belki olur ama çok büyük potansiyellerde olmaz. Ama Türkiye'nin çok ciddi bir şarap ve bira ihracat potansiyeli var. Biz bu vergilerle özellikle şarapta bitirdik yani. Ve belki de on binlerce çiftçiyi işsiz bırakıyoruz. Sefalete mahkum ediyoruz. Çünkü şarap çok yüksek katma değerli bir ihracat ürünü. Yani ben çok açık konuşuyorum. Şarap konusunda hiç fikrim yok. İçersem başka şeyler içerim. Ama işte gormeleri anlatıyorlar. Yani siz de görüyorsunuz 100 dolarlık, 1000 dolarlık, 2000 dolarlık şaraplar var. Hani bunların bir yıllanma maliyeti var ama normalde sıradan bir şaraptan çok da pahalıya mal olmuyorlar. Hani kilosu 2,5 dolara ihraç ediyoruz biz ortalama ürünlerimizi. Şarapta dünyada bir yer edinsek belki 10 dolar, 20 dolar kilo başına kazanç sağlayacağız. Ama bu aşırı vergiler yüzünden çok önemli iki alanda, şarap ve birada
ihracat potansiyelimizi yitirdik. Birada Türkiye'nin özel bir avantajı var mı bilmiyorum ama isim vermiyorum burada tabii ki. Türkiye'de birayı imal eden kuruluş dünya çapında güçlü. Bu işin teknolojisini, üretimini, dağıtımını bilen ve uluslararası ortaklarıyla paylaşan çok güçlü bir kurum. Eğer imkan verilse çok daha fazlasını yapabilir. Sigarada da aynı şekilde bu arada. Türkiye'de sigara üreten firmalar var. Eğer bu kadar ağır vergiler ya da baskılar olmasa muhtemelen onlar da kapasitelerini genişletecekler ve Türkiye bir sigara üretim merkezi haline gelebilecek. Bu potansiyeli de göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bu vergilerin bir faydası oluyor mu? İşte burada işin komik tarafına geliyoruz. Olmuyor. Aksine çok daha büyük zararlar oluyor. Ne gibi zararlar oluyor? Birincisi o size sunduğum grafiğe bakın. Vergiler vasıtasıyla fiyatları yükseltmek vatandaşı içki veya sigaradan vazgeçiriyor mu? Doğru hatırlıyorsam %27'si vazgeçiyor demiş. %50'si hiç bağlamaz beni demiş. Ne bulursam içerim demiş. Ne fiyata bulursam içerim demiş. Dolayısıyla bir şeyin fiyatını pahalandırmak davranış değişikliğine sebebiyet vermiyor. İkincisi bu vergiler son derece adaletsiz. Akıl almayacak kadar adaletsiz. Senede 500 bin lira kazanan Hüsamettin Bey ile Selma Hanım, siz viskinin şişesini 500 liraya da satsanız, 1000 liraya da satsanız alıp içecekler. Onlar gecede 2 kadeh içiyor. Ama her gece 2 kadeh ile efkar dağıtan bir emekli vatandaş, bunun yanında 2 tane de sigara püfürdetiyorsa, o emekli maaşının tamamını bu vergiler yüzünden çok basit bir zevke yatırmak zorunda. Yani vergiler onun bütçesinde çok daha fazla paya sahip. Dolayısıyla çok ciddi bir adaletsizlik yapıyorsunuz. Fakir bağımlıları mağdur ediyorsunuz. Zenginler bu işten hiç zarar görmüyor. Zaten çok sıkılırsa Bulgaristan'a gidip veyahut Kıbrıs'a gidip oradan free shoplardan daha ucuz fiyata alıyor. Ya da gidip Paris'te içiyor kardeşim. Yani bir de hani cezalandıracaksanız herkese eşit cezalandırın. Çok ciddi bir sosyal adaletsizlik yaratıyorsunuz. Ama bunlar ufak tefek şeyler. Asıl sorunlar kaçakçılık ve insan ölümlerine sebebiyet veriyorsunuz. Hükümetin resmi rakamlarına göre bundan birkaç yıl önce bu vergiler yüzünden Türkiye'de kaçak sigaraların oranı %20'ye kadar çıkmıştı. Ve Sayın Ruhsar Pekcan'ın son açıklamasına göre alınan asayiş tedbirleri sayesinde %5'e indirildi. Ben bunu gerçekçi bulmuyorum. Şu açıda yanlış anlamayın. Bu AKP ile ilgili bir eleştiri değil. Dünyanın hiçbir yerinde bu tür istatistikleri gerçekçi bulmuyorum. Bunları ikiyle katlamak lazım. Yani eminim hani çok sıkı polisiye tedbirler falan sonuç vermiştir. Ama Türkiye'de kaçak sigaranın payının ben %10'un altında olduğuna inanmıyorum. Kaçak sigaranın payının düştüğünü ispat etmek için işte istatistikler veriliyor. Şu kadar yakaladık, şu kadar vaka oldu, şu kadar kişi gözaltına alındı ve bunların artması yani polisin başarısıyla kaçak sigara oranının düşmesi arasında bir bağlantı kuruluyor. Halbuki sistem şöyle çalışıyor. Siz ne kadar çok kaçak sigara yakalıyorsanız aslında bu sigara kaçakçılığının o kadar arttığının ispatıdır. Çünkü muhtemelen aldığınız polisiye tedbirler Türkiye gibi her tarafı kaçakçılığa son derece müsait bir ülkede kaçakçılık oranını düşürmemiştir. Daha fazla insanın kaçakçılığa başladığını gösteriyordur. Ekonominin çok basit kuralları var. Bunlar Türkiye'de de işliyor, Kanada'da da işliyor, Antarktika'da da işliyor. Sigaranın satış fiyatının %90'ı vergiden oluşuyorsa mafya oluşur, kaçakçılık oluşur. İnsanlar bir şekilde sigarayı yurt dışından getirip satarlar. Ve siz ne yaparsanız yapın buna mani olamazsınız. Çünkü bu işe mani olmak için kullandığınız otoriteler de muhtemelen o mafyanın parçası haline gelirler bir süre sonra. Sigara kaçakçılığında yöntemler değişti. Eskiden işte karton veyahut da paket yani karton basılıyordu, getiriliyordu. Bunlar yakalanıyordu. Şimdi artık dökme tütün ya da saçma tütün, dal tütün deniyormuş. Sarmakta kullanılan tütün getiriliyor. Çünkü halkımız paket sigara çok pahalı olduğu için sarma tütüne geçmeye başladı. Hepimiz bu vesileyle sigara sarmayı öğrendik. Sigara sarmada edindiğimiz becerilerin başka hangi maddelerde kullanabileceğini de sizin takdirinize bırakıyorum. Bu teknolojik becerinin. Ayrıca bunu ne kadar yaygın olduğunu görmek çok kolay. Şehrimizin kenar mahallelerini dolaşın. Hemen hemen her dükkanda tanesi 50 kuruştan 1 liraya kadar sarma sigara satılıyor. Dolayısıyla aslında ben daha fazla vergi topluyorum diye çok daha büyük miktarlarda vergiden mahrum oluyorsunuz. Bunun da ötesinde pek çok insanı kaçakçılığa, kanun dışı davranışlara ittiğiniz gibi çok önemli miktarda da para sizin kontrolünüz dışında çıkıyor ve Tanrı bilir artık nerelere gidiyor. Alkolde çok daha ciddi sorunlarımız var.
Kaçak sigaradan ben kimsenin öldüğünü hatırlamıyorum. Ama bizde kaçak alkol ve sahte alkol kavramları birbirine karıştırılıyor. Bildiğim kadarıyla iki türlü bulunabilen, satılabilen alkol var. Etil ve metil. Hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum. Bunlardan bir tanesi karaciğer anında patlatıyor. Ve ya bilmediklerinden dolayı ya da ucuz olduğu için ve bilinçli olarak kaçakçılar sahte içki üretiyorlar. Yani içine insana zararlı olan alkolü koyup satıyorlar. Ve insanların ölümüne neden oluyor. İşte yine son günlerde bir yerde 7 kişi öldü zannediyorum ve Anadolu'da bir kentimizde öldü. Bu birinci sorun. İkinci sorun, insanlar kendi evlerinde üretmeye başladılar. Bu konuda Bloomberg gibi yurtdışı basın kuruluşlarında da makaleler çıktı. Çok ciddi bir şekilde insanları kanun dışı davranmaya veyahut da piyasa ekonomisinin dışında davranmaya itiyoruz. Ben pek çok örnekten şahidim. Kendi evine bir damıtma cihazı alıp, işte imbik zannediyorum adı, kuş üzümünden veyahut da herhangi bir meyveden veyahut da şekerden ve ananastan rakı üretenler var. Şimdi bu kişisel olarak yapıldığında topluma bir zarar teşkil etmiyor. Ama Amerikan geçmişinden biliyoruz. Prohibition, yani yasaklar döneminden veyahut da ondan önceden. Ayda kendine yetmesi için 30 litre üreten bir şahıs bir süre sonra ya ben bunu 20 liraya üretiyorum litresini. Acaba 1000 litre üretsem kalanını satabilir miyim diye düşünme. Ve bunun da örnekleri var. İsim veremem, yer de veremem. Görgü tanıklarından dinledim. Bazı çiftliklerde şimdiden 10.000-20.000 litrelik tanklar kuruldu ve damıtılma işlemleri başlandı. Değerli devletim benim. Dolayısıyla Türkiye'de ne kadar kaçak içki üretildiğini bilemiyoruz. Şimdi hükümet bir tedbir aldı. Piyasada tıbbi amaçlarla kullanılmak üzere içilebilir alkol, saf alkol dağıtılıyordu ve imbikleme işini bilmeyenler bunun içine işte şeker, ananas, mananas katarak rakıya benzer bir şey üretiyorlardı. Bunun içine çok acı bir takım maddeler konuldu. O şeyden kurtulduk, beladan. Ama bakın, sorun bu değil. İçki damıtmak son derece kolay bir süreç. Yani insanların 3D printerla silah yaptığı bir dünyadan bahsediyoruz. Ve yakında Türkiye'de bu konuda kaçak bir iş kolu kurulduğunu, alkol satışlarının resmen düşse dahi alkol tüketiminin arttığını göreceksiniz. Kaçak olan her şeye gençler ilgi gösterirler. Ve belki hiç denemeyecek olanlar bile bu yüzden deniyorlardır. Çok yüksek miktarda vergi kaybediyorsunuz. Biraz daha makul vergiler koysanız bu kaçaklar oluşmayacak. Çok daha sıkı denetim sağlayacaksınız ve daha çok para kazanacaksınız. Fakir halkı mağdur etmeyeceksiniz. Türkiye'nin ihracat potansiyelini genişletebileceksiniz. Belki de bu evde üretenler İşte butik rakı markalarıyla ortaya çıkacak. Bu da çünkü son zamanlarda son derece moda. Küçük boyutlarda senede 1000-2000 şişe üretim yapıp bunları ihraç edecekler. Özetle söylemek gerekirse bu vergiler tamamen yanlış. Enflasyona neden oluyorlar. Daha da önemlisi, halkı sigara veya içki kullanmaktan caydırmıyorlar. Sadece fakirleri mağdur ediyorlar. Günah vergileri hiçbir zaman işe yaramamıştır. Bunlardan vazgeçilmesini temenni ediyorum ama açıkçası öyle bir umudum da yok. Yine videoyu bitirmeden bir anons, altta göreceksiniz. Türkçe olarak, daha doğrusu Türkçe'yi ifade ederek beyinlerinizi kirletmemizle yetinmedik. Biz bütün dünyaya zarar vermek için kurulmuş bir teşkilatız. İngilizce yayına başladık. The Real Turkey yayınlarımızın linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Bunları da izleyerek iyice kafanızın karışmasını sağlayabilirsiniz. Ve tabii ki sevmediğiniz insanlara ve düşmanlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.